O, en fazla eleştirilen icraatları arasında yer alan idamlar konusunda bile dönemin pek çok Arap ileri gelenlerinin desteğini almayı başarmıştır. Hicaz'da baş gösteren Şerif Hüseyin isyanına ise ikinci kanal seferi hazırlıkları ve Şerif'in ihanetine dair delil bulmak kaygıları yüzünden engel olamamıştır. Cemal Paşa, Hicaz'da başlayan söz konusu, isyanın ardından bir yandan bölgedeki diğer Arap ileri gelenlerini madalya ve nişanlarla onurlandırarak elde etmeye çalışmış, diğer yandan basın yoluyla başlatmış olduğu geniş çaplı propaganda faaliyetleriyle Şerif Hüseyin isyanının bir Arap isyanı haline dönüşmesini engellemiştir. Cemal Paşa, 27 Eylül 1917 tarihli bir emirle lağvedilmiş olan 4. Ordu yerine ihdas edilen Suriye ve Garbi Arabistan Umum Kumandanlığına tayin edilmiştir. Ancak kısa bir süre sonra bölgede görev yapan Alman General Falkenhayn ile yaşadığı Yıldırım Orduları meselesi nedeniyle 12 Aralık 1917'de bu yeni görevinden ve Suriye'den ayrılarak İstanbul'a dönmüş, Bahriye Nazırlığı görevine devam etmiştir. 1 Kasım gecesi yanındaki kilit iddiatçı grubuyla birlikte ülkeden ayrılmak zorunda kalmıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'da başlatmış olduğu milli mücadele, yurt dışında henüz ne yapacağına karar vermemiş olan Cemal Paşa için yeni umutların kaynağı olmuştur. Cemal Paşa, bu mücadeleye destek olmak adına bir süre için Afganistan'a gitmiş, burada Rus yetkilileriyle işbirliği yaparak İngilizlere Hindistan'da büyük bir darbe indirmek, böylece milli mücadeleye katkıda bulunmak istemiştir. Bu düşüncelerini yurt dışında bulunduğu sıralarda bizzat Mustafa Kemal Paşa'ya göndermiş olduğu mektuplarında dile getirmiş ve onun direktifleri doğrultusunda hareket etmeye büyük özen göstermiştir. 14 Eylül 1920'de Afganistan'a ulaşan Cemal Paşa, burada kaldığı yaklaşık bir yıllık süre içerisinde özellikle Afgan ordusunun yeniden yapılandırılması yolunda büyük çaba harcamıştır. Ancak Enver Paşa'nın hem Ruslarla hem de Ankara'yla ipleri koparmış olması onun da sonunu hazırlamıştır. Zira Ruslar, Enver Paşa'nın faaliyetleri sebebiyle Cemal Paşa'ya da şüpheyle bakmaya başlamışlardır. Bu beklenmeyen gelişmeler üzerine Anadolu'ya dönmeye karar veren Cemal Paşa, 21 Temmuz 1922'de Tiflis'te Mustafa Kemal Paşa'dan gelecek haberi beklerken Ermeni Taşnak örgütü tarafından gerçekleştirilmiş olan suikastla hayatını kaybetmiştir. TBM, 12 Ağustos 1922 tarihli kararıyla Cemal Paşa'nın naşının Anadolu'ya nakledilmesini kabul etmiştir. Cemal Paşa'nın kardeşi Kemal Doğulu bizzat Tiflis'e giderek cenazeyi almış ve Erzurum'a getirmiştir. Paşa'nın naaşı 28 Eylül 1922'de düzenlenen sade bir merasimle Kars kapısında defnedilmiştir. Cemal Paşa sevabıyla günahıyla bu alemden göçmüştür. Cemal Paşa ile bu din, bu vatan uğruna şehit düşmüş bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad olsun. Son olarak kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoş kalın, seda ile kalın. Talihiniz yaver olsun.